Çağlar'la Oster Valide oynuyor. E şimdi gedikler her pozisyon Fenerbahçe pozisyon veriyor. E tamam Ferdi doğru. O sayı sağ tarafta geçen sene Fenerbahçe'nin en iyisi kulübede. İrfan Can Fenerbahçe'nin en iyisi kulübede. Yani geçen sene başarısız olan bir takımmış gibi oyunu eğer Mourinho değişti, oyuncuları değiştirmeye çalışıyorsa yani bir, biraz erken davranıyor diye düşünüyorum. Ona yanındaki arkadaşlar veya kulübün içerisinden birilerini geçen seneki maçları hatırlatıp geçen senenin en popüler oyuncusun İrfan Can'la o sayı Samuel sağ tarafı rakibin sol tarafını e, sürklese eden e, acayip iyi oynayan bir ikili bugün ikisi de kulübede oturuyor. Yani Bugünkü Fenerbahçe'nin oradan normal galibiyette dönmesi gerekiyordu. Yani biz beraberliğe bile, cemaabiyle maçı seyredik, seyrediyorduk, razı olduk. Neredeyse beraber razı olduk. İkinci yarıdaki oyuncu acaba İrfancan daha önce oynasa, Kuruniş daha önce çıksa, onun yerine orta sahada daha önemli bir oyuncu girse veya Cikuy zamanında orada oynatsan veya İrfan Can'ı oraya alsan. En azından ikinci yarıda <laughs> yorulmuş olmasına rağmen 80. dakikaya kadar Ceko'da ısrar etmese. Yani biz buraya 3 puanla geri dönebilirdik çok daha rahat kazanarak, ben kazanarak dönebilirdik. Beraberliğe bile razı olmuşken mağlup olduk ama ben hiç endişe etmiyorum. Burada rövanş maçında Mourinho artık bunları iyi analiz edecektir. Ettikten sonra da ki ben buradaki maçta hiç endişem hiç kuşkum yok. Fenerbahçe burada çok rahat eleyecek bir oyunu ortaya koyacaktır. Mourinho artık oyuncuların da bu kadar değişmesine bir geçen seneki takıma bakacak 99 puan 99 <laughs> tane gol başarılı bir takım. Bu takımdan eğer yeni gelen Nesri oynar evet sen maksimen oynar bunlara eyvallah bir şey demiyorum. Ama geçen sene çok başarılı olmuş oyuncuların kulübede oturmasında ben anlamış değilim. E, hocam ilk değerlendirmenizi alayım çok <laughs> soru var e, evet. soracağım ama genel hatlarıyla bu neticeyi nasıl yorumlamak gerekir? Ya sevgili Kerem, şimdi biz burada maçtan önce yapmış olduğumuz aramızda konuşmalarda ve bütün otoritelerde bakıldığında, izlendiğinde hepimizin bir kadro yapısı vardır. Bir kadroyu oluşturmak vardır. Bir kadroyu yaparken de teknik adamların daha önce oynamış olduğu maçlara bakarsınız, resmi maçlara bakarsınız, hazırlık maçlarına bakarsınız. Ve yeni gelen Mourinho'nun da nasıl bir kadro tercihini... 3 aşağı 5 yukarı bilirsiniz ama bugün kadro maça çıktığı zaman... E, ...Kurun 3'te başlaması hepimizi gerçekten çok şaşırttı. Bir önceki maçlarda oynanan e, o, sayı, e, o sayı Ciku, Çağlar, Osterbolde. Bu dörtlü hep uzun zamandan beri bir arada oynayan... ...aşağı yukarı hazırlık maçlarından beri bir arada oynayan e, dörtlüydü. Fakat bu maça çıkıldığında hocaların kafasında bazı tabii... ...bir takım ufak tefek değişiklikler, oyuncu tercihleri... Doğalları olabilir. Ama özellikle Ferdi e, tamam sol tarafı zaten sol bek oyuncusu. Osterwelle'yi alması, e, Çağlar'la yan yana ikili oluşturmaya çalışması. O sayının oradaki performansı kötü bir performans değildi. Mert'i tercih etmesi. ya Aslında bunların e, hocanın kafasına nasıl girerek böyle bir e, dörtlü oluşturuldu? E, ben benim merak ettiğim e, konulardan biri. İkincisi... İsmail bu konu, bu orta sahanın gerçekten çok lider bir oyuncusu şu anda. Neden lider? Çok enerjik, çok top kesmede, özellikle de Fenerbahçe'nin bağlantıyı da sağlamaya çalışma rolünde üstlenmesiyle İsmail çok ön plana çıktığını düşünüyorum. içi zaten geldiğinden beri sevgili Kerem. Yani ne İsmail Hocayla, ne geçen sene, ne bu sene, ne bu özel ona gösterilen ihtimamın hiçbir zaman için hak ettiğini düşünmüyorum. Neden? E, oyun olarak hak etmiyor. Yani karakteriyle falan bir şeyimiz yok da. Oyun olarak kurun için Fenerbahçe'nin orta sahasında olması yani kimse tahammül edemediği gibi. Yani açıkçası bizler de teknik gözle bakıldığında da e, çok e, orta sahaya uygun bir oyun anlayışında olan bir oyuncu değil. E, kaldı ki hoca geldikten sonra e, Tadic'i sağ tarafta oynatıyor ters ayaklı olarak. Sol tarafta bu bu akşam Alen Sen Baksimin'le başladı. Ortada Şimanski ileride Ceko Fakat ee, bu kurulum, buradaki kurulum birbirlerini çok tanıyan veyahut da birbirleriyle çok bir arada oynayan... E, ...bu oyunun içerisinde e, doğru oyunu keşfetmeye çalışan oyuncular gibi durmuyor. Şimdi performanslara bir bir baktığınız zaman e, oranın en enerjik oyuncusu Şimanski, e, Şenol Hoca'nın da dediği gibi nasıl Kurunic'le konuşuyorsa Kurunic'le ilgili bir söylemle bulunuyor. ya Kurunic oynuyormuş diye düşünüyoruz. Şimanski de o kadar çok koşuyor ki o kadar çok mücadele ediyor ki yani topla buluşamadan ama çok mücadele ediyor. Yani topla buluşamadan ve de oyunun içerisinde kat ettiği mesafeden dolayı da bir türlü kendisini iyi oynayan oyuncu sınıfına sokamıyor mesela. Ama enerjik koşuyor sağa sola. E, Tadic her top geldiğinde Tadic'e ...sol ayaklı, ters ayaklı olduğu için... ...sağ tarafta bir top fren oluyor... ...her top gelişinde bir fren oluyor... ...ve ne oluyor... ...rakip çok rahat pozisyonunu almaya çalışıyor... ...ya bir de... ...Ceko dört tane gol attı... ...iki tane Lugano resmi maçı... ...dört gol çok önemli hakikaten de... ...ya bazen bazı oyunculardan... ...vazgeçebilmek de lazım... ...veyahut da dinlendirme zamanında... ...iyi de iyi de bulmak lazım... E, i̇lk yarı ve ikinci yarı olarak da böyle değerlendirdiğimiz zaman Fenerbahçe'nin bugün mağlup olmaması gereken bir akşamdı. Lille takımına bakıldığında yeni teknik direktörü, yeni e, bir takım e, tabii ki e, resmi maç oynamadan gelmiş, resmi maçını ilk defa Fenerbahçe ile oynayan Lille hazır bir takım değil. Lille de Fenerbahçe'nin e, karşısında çok rahatlıkla e, bir oyun oynayan takım görüntüsü çizmedi. Ama nedense... Fenerbahçe 1-0 geriye düşmesine rağmen bir türlü refleksi verip de bir türlü tepki koyamıyor. Yani koymak da istemiyor. ve hatta hocanın öyle bir niyeti var. Öyle, öyle bir anlayışı var. Çünkü geliyor kendi ceza sahasının üstüne ve orta sahanın, kendi orta sahasının ortasına kadar orayı kapatıyorlar. Şimdi orada kapatıldığı zaman zaten 1-0 geridesin. Hala o pozisyonda kalmanın, oraya kadar gelmenin, tekrar bu mesafeleri kat etmenin yani... Bunun bir matematiği var bu oyunun. Ya yani bu oyunu sen böyle kabul ettiğin zaman senin elindeki oyuncular çok enerjik, çok ileri giden e, ileri giden, e, çabuk basan, çabuk çıkışlar yapan, rakibin arkasına hızlı koşular yapan böyle bir takım olmadı Fenerbahçe, öyle bir takım değil şu anda. Onu oluşturmaya yani, çalış. Onu oluşturmaya çalış yani. ama Ceko ile gidemezsin arkaya, evet. Tadiç ile gidemezsin, Maxmin bir yere kadar gidersin, o da hazır değil zaten görülüyor. ha Bireysel olarak bakıldığında Maksim'in evet e, adam eksikliğinde e, oyundaki o bölgeyi oynayabilme özelliklerine sahip tamam ama ya yani bir takım olma hüviyetinde bir türlü şey yapamıyoruz, mesafe kat edemiyoruz. 91'de de artık böyle çok boş bomboş gelip vuruş yapılan bir oyuncudan bir gol yememesi lazımdı Fenerbahçe'nin. Ben açıkçası İstanbul'da işinin yani rahatlıkla galip gelebileceğini, bu turu geçebileceğini düşünüyorum ama bence hem ...oyunculardaki bir değişiklik hem de hocadaki bir oyun değişikliği zihniyetinde... ...İstanbul'a göre bir uyarlanması gerektiğini düşünüyorum açacağız. Hocam yine de ne olursa olsun rakip de bu arada kaliteli bir takım aslında. Bugün çok iyi görünmediler. Gerçi biz de 90 dakika boyunca çok iyi görünmedik. Belki onlar bizim onlarla ilgili düşündüğümüz şeyleri bizle ilgili de düşünüyor olabilirler. Ama iki birlik netice... Çok da kötü bir sonuç değil sanki. Deplasmanda Fransa Ligi Fransa Ligi'nden gelen bir takıma karşı. Doğru yani söylüyor. tolere edebiliriz yani bunu. Ya doğru söylüyorsun Kerem. Katılıyorum 2-1 kötü bir skor değil evet. ama 2-1'i orada vermeyeceksin. Ha şöyle. Ya 1-1'e bir geldikten sonra o dakikada olmasın. Totalde da 2-1'i bitseydi maç ben... herhangi Şimdi... bir farklı senaryoda ama... belki daha kabul edilebilir olurdu. Demin Cem Hoca ne güzel anlatıyor. Orta sahada Şimanski, İsmail her yere koşuyor. Ya bu çocuklar nasıl koşmasın ya? Eksik oynuyor Fenerbahçe. Bunlar kurun için yerine de koşuyor. Ya kurun için yerine de koşuyor. Ya bir kurunç Fenerbahçe var sahada ve kurunç 80 küsur dakikada çıktı oyundan ya. Da bu inanılır gibi, değil, inanılır gibi değil yani bu. Ben buna yani 80, 85, ya 85. 84 şimdi toplu oynama oranına bakıyorsun. Evet. Evet. Biz geçen sene eleştiriyorduk. Çok, bazen topu çok rakibe veriyorsun ama topu rakibe verdiği zaman eksik, eksik olduğu dönemlerde Fenerbahçe'nin. E şimdi bakıyorsun rakip senin kalene tam 15 tane şut atmış. Ya senin rakip kalene 15 tane şut atmışsa sen iyi bir savunma yapamamışsın demektir. Yani bu kadar kadroyla oynamanın ben e, nacizane fikrim e, Mourinho Hoca'ya şunu söyleyebilirim Kadroyla bu kadar oynamaya gerek yok Geçen sene Takım kadrosu tam olduğu zaman Fenerbahçe iyi bir kadroydu Tekrar söylüyorum 99 gol 99 puan Sabek, Osay, Samuel Bekao, Cuk'u Ferdi'yle oynuyordun zaman zaman Osterweil'de öyle oynuyordun Bu savunmaydı orta sahada Fred olmadığı zaman Kurun işte oynadığın zaman Orta sahada geçen sene de eksik oynuyordun Yani bunları tekrar tekrar anlatmakta Söylemekte fayda var ya ben anlamıyorum. Yani evet hoca yeni geldi. Eleştirmememiz gerekir. Katılıyorum ama birilerinin de bir şeyleri söylemesi lazım. Geçen sene Osay Samuel kötü oynar. Efendim İrfan Can kötü oynar. Ciku Bekao kötü oynar da. Bu sene bunların yerine oyuncu alınır oynatırsın. Kabul ederim. Ama geçen sene en başarılı ikisi, ikilisi kulübede oturuyor ya. Osay Samuel İrfan. İrfan Can kahveci i̇nanılır gibi diye stoper tercihlerini yapmış olabilirsin kabul ediyorum. Bir hafta önce kendi saha ve seyirci önünde yani türbünün bile tepkisi var. Çocuğa da yani tepki yani oklar üstüne çekmek de istemiyorum. Hiç mizacıma uygun bir şey değil ama artık kontenjanını bıraksın kurun hiç kontenjanı Fenerbahçe'de. Kim tarafından bu kontenjan ayrılmışsa bunu bıraksınlar yani. Fenerbahçe'nin yakasını bıraksınlar abi. Fenerbahçe 11-11 oynasın maçta. Ben bu oyuncunun kötü bir oyuncu olduğunu söylemiyorum. Milan'daki performansı eyvallah iyi bir performans oynadı. Orada oynamak kolay bir şey değil tabii ki. Ama Fenerbahçe'de doku tutmadı. Oynayamıyorsun. Ya bir de geçen sene biz İsmail Kartal'ın yani çoğu Hocam çok neydi? özür diliyorum.